Merhabalar gençler, iyi akşamlar. Ne haber bakalım? Merhabalar gençler, iyi akşam. İyi, ses görüntü güzel. HB merhabalar. Elif bu arada yeşillenmiş. Sağ olasın Elif. Elif Çilligöl. HB merhabalar, merhabalar, iyi akşamlar. Arda, merhaba hocam, iyi akşamlar. Sağ olasın Arda. Elif Şekerci, merhabalar. Nereye kayboldu? HB, no problem, ses görüntü iyi. Eyvallah. Fatma Nur, selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu hocam demiş. Aleyküm selam. Fatma Nur, nasılsın bakalım? Her şey yolundadır inşallah. Çalışmalar nasıl gidiyor? Öznur, merhabalar. Öznur Küntaş. Küntaş. Sen yenisin yanılmıyorsan değil mi? Daha önce bu isim geçti mi? Küntaş. Şevus. Enes, iyi akşamlar. Merhaba. Nasılsınız? Şükür Allah'a. Sağ olasın Enes. Sende ne var ne yok? Okul nasıl gidiyor? Yavuz Sarı, selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Nasılsınız? Çok şükür Allah'a. Sen nasılsın Yavuz? Elif, hocam size bu metin dersinizdeki çevirilerden kafamda oturtamadığım iki çeviri var. Tamam. Gönder hemen bakalım. Mısra nokta. Selamlar hocam. Mısra, sen de yenisin. Hoş geldin. Elif, cümlemde biraz saçma oldu demiş. Sıkıntı yok. Gönder bakalım. Fatma Nur, hocam 5-6 saat İngilizce çalışıyorum. Maşallah, sübhanallah, nazar değmesin demiş. Kesinlikle. 5-6 saat günde değil mi bu? Ayda değil. 5-6 saat muazzam bir miktar, rakam olarak. Yani %95, 98, hatta 99 kişi 1-2 saati geçemez pek. Elif sorabilir miyim demiş elbette. Öznur, hocam geçen yayınızda dördüncü sorunun metin dersine başlamıştım. Hala dörtteyim, bitireceğim inşallah demiş. Evet hocam, yeniyim ben. Güzel. O bahsettiğin dördüncü sorunun metin dersi dediğin YouTube'daki ders herhalde değil mi? Mısra, kaç YDTC var diyor. Mısra'ya cevap verin bakalım gençler. HB, hocam given ile for a given arasında fark var mı? Kullanım şekli olarak given'den sonra that ve cümle geliyorsa var demektir. For a given de zaten a given dediği için arkasından isim ister. Mesela for a given time, for a given country gibi bir kullanım olduğunda ikisi arasında fark var. Bunları cümlelerle öğrenmeye çalış. Böyle kopuk kopuk işte ne diyelim kural olarak veyahut da sözlük anlamı şeklinde değil de cümleler içerisinde öğren. Mesela given that we were tired, yorgun olduğumuz dikkate alındığı için işte we decided to ne diyelim camp here. Burada kamp yapmaya karar verdik. O anlamda given that arkasından cümle. Tabii that olmasına da şart yok. That düşebilir. For a given dediği zaman arkasından bir isim, bir kelime gelmesi gerekir. Mısra, hocam ne kadar İngilizce çalışsam bile netlerim düşük diyor. İngilizce çalışmaktan ne kastettiğine bağlı, nasıl çalıştığına bağlı Mısra. Doğru çalışırsan netlerin muhakkak surette artar. Kılavuzun karga olmayacak, kılavuzun doğru olacak, yöntemin doğru olacak, çalışma şeklin doğru olacak. Ondan sonra muhakkak surette netlerin yükselir. Enes Şiavuz, hocam 2 haftaya finaller var. Hadi bakalım. İngilizce dışında diğer eğitim dersine hiç bakmadım desem yeridir diyor. Olsun be ya. Bu işler böyledir. Düşe kalka olur. Yavuz soruyor. Hocam iyiyim elhamdülillah. Sayenizde dil sınavını geçip doktoraya başlamıştım. Bugün yeterlik sınavımı geçtim. Oo, hem de yeterlik. Bravo. Hadi hayırlı olsun bakalım. Teze başlayacağım inşallah. Tekrar tekrar teşekkür ederim sizlere. Eyvallah, eksik olmayın. Böyle güzel haberleri aldığım zaman ben de seviniyorum elbette. Öğrencilerim arasındaki doçentler kervanına katılırsın inşallah. Arda Sarıkaya. Hocam 11. sınıfım. Geçen hafta ilk denememiz olduk. 30 net yaptım. Nasıl bir yol izlemeliyim? Hani 11. sınıf dediğine göre 12. sınıfa ondan sonra da üniversiteye hazırlanıyorsun, onu kastediyorsun herhalde, değil mi? Çok fazla yorulmadan aheste aheste aslında benim YouTube'daki veya Thinkific'teki derslerimi, videolarımı
yavaş yavaş kendini çok fazla yormadan izlersen sınava kadar yani baya baya 75-78 net yapmaya başlarsın. YDT ve YDS sınavlarında işin anahtarı kelime haznesi. Ama SALT böyle sözlük anlamı olarak kuru kuru kelime değil, onları cümle içerisinde doğru kullanmanız da son derece önemli. Benim de yaptırdığım bütün çalışmalar bunun üzerine kurulu zaten. Kurslarımda artık ne sınav çözümlemesi yaptırıyorum, ne gramer dersleri veriyorum. Her şey metin çözümlemesi, reading comprehension olmak zorunda. Fatma Nur, inşallah karşını alırım. Videoları daha ele alamadım. Videoları ele alamıyorsan nasıl çalışıyorsun? Ama sizin paylaştığınız metinlerdeki kelimelerle artı dil bilgisi, artı metinlerle çevirerek hepsi bir bütün olarak çalışıyorum. Ağırlığını yine benim metin derslerime vermeye çalış. Bence en doğrusu o. Batuhan, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Canavar gibisiniz maşallah. Eyvallah. Bölüm seçiminde dili seçtim. Hadi hayırlı olsun. Sizden çalışırsam kesin yüksek alır ve rahat ederim. Kendime de daha fazla zaman ayırırım diye planlıyorum. Hadi hayırlısı. İnşallah istediğin gibi olur. Kadir Berdibek, iyi akşamlar hocam. Nasılsınız? Şükür Allah'a. Senden ne var yok? Sen nasılsın Kadir? Soyadını sevdiğimi söylemiştim değil mi? Berdibek. HP, for a given için örnek verebilir misiniz? Çeviri açısından. Derslerin birinde geçiyordu. Tam oturtamadım. Tekil olarak ezber yapmıyorum. Genelde cümle içerisinde çalışıyorum. Thinkific ile demiş. Güzel. Şuradan for a given'ı kopyalayabilirsem. Mouse bugün yine takılıyor. Gençler HP'ye biraz zaman tanıyın bakalım. Tıkla. Heh, şimdi tıkladı. Ekrana dön. İnternete dön. Şu sentencedictionary.com ve bundan başka bir de phrase.it diye bir yer var şurası. Bir de WordHippo diye bir site var. Word. Bayağı bildiğiniz hippo. Hipopotam kelimesinin kısaltılmış. Neden bunu seçmişler bilmiyorum ama. Bunun içerisinde sentence kısmını seçeceksiniz. Burada da çok çok güzel cümleler var. Mesela find it diyoruz. Page not found. Aferin sana. Yanlış yaptım demek ki. Geri gel. Peki sen bilirsin. Bak, for a given area, ele alınan, söz konusu olan, verilen bir alan için demektir. For a given vehicle, bakın mesela, araç demek, araba anlamında. For a given letter diyor mesela, efendim mektup demek. Veya shape olduğuna göre harf de olabilir. For a given purpose, herhangi bir ele alınan, bahsi geçen bir amaç diyor burada. Mesela for a given situation, herhangi bir ele alınan, bahsi geçen, söz konusu olan durum demek. For a given task, herhangi bir görev demek. Konu, bak işte burada vesaire. Mesela first, birincisi, how large does a sample have to be? How large, ne kadar büyük bir örnek have to be olmak zorunda for a given population, ele alınan, söz konusu olan bir nüfus için. Ne kadar büyük, ne kadar geniş olmak zorunda bir örnek. Örnekleme yapıyorsunuz mesela bir anket çalışması veyahut da biyolojik bir çalışma için vesaire. Bu şekildedir. Okidoki. Umarım işini görür. Yukarıda, yukarıda, yukarıda. Biraz yorumlarınız yavaşlasın gençler, yetişeyim size. Elif Şekerci. Other global goals echoing these commitments include the World Education Forum's Dhaka Framework for Action, which stresses the right of girls vesaire vesaire. Birincisi bu demiş. Word dosyası açıyorum. Boş belge. Copy tık yapıştır. Yine ekrana döneyim.
Evet. Burada tam olarak takılan yer neresi bilmiyorum ama bütün cümleyi veriyorum. Diğer küresel hedefler. Hangi hedefler? Echoing these commitments. Bu commitment kendini adama söz vermeler demek. Demek ki bu cümlenin öncesinde şu include yanlış oldu, şöyle olacak. Değişik şirketler, devletler vesaire söz vermişler. Bu söz vermeleri, bu niyetleri, kesin kararları ekolayan, yani bunları tekrarlayan, benzerlerini söyleyen, benzerleri dile getiren diğer küresel hedefler içermektedir. Şunları, şunları aslında. Hepsi bu kadar. Okey. Neleri içeriyor? Dünya Eğitim Forumu'nun Dakar eylem çerçevesi bunu içeriyor ki şuraya kadar şunu şunu vurguluyor ve diyor yani şu bahsettiği niyetler, hedefler iki tane. Bir dediğim gibi bu forumun eylem planı, eylem çerçevesi ve efendim achieving in basic education of good quality, iyi kaliteli, iyi kaliteye sahip temel eğitimin elde edilmesi. Gerçi yok, hayır. Vurguyu yanlış yaptım. Sadece şu büyük harfle yazılan şu çerçeve eylem planını içeriyor bu niyetler, hedefler. O da detayı da şu. Ya şu virgülden sonra gelen which yapısının tamamı noktaya kadar bu eylem çerçevesini açıklıyor. Ki bu eylem çerçevesi, ki dediğimiz which, vurguluyor. Neyi? Kızların haklarını, etnik azınlıkların yine haklarını ve çocukların haklarını. Bu çocuklar ve etnik azınlıklarda nerede? Zor şartlardaki azınlıklar. Ve bir de yine which stresses achievement. Buradaki vurgu doğrusu bu. Buradaki achievement'i strese bağlamak lazım. Tabii herkes bunu göremezdi. Neredeki başarı? İyi kaliteli, buradaki of kaliteye sahip gibidir. İyi kaliteli temel eğitimde başarı. Bunun başarılmasını vurgulamak. Vurgulayan deyip buradaki which'i de vurgulayan dediğim gibi Dünya Eğitim Forumu'nun Dakar eylem çerçevesi. Bunu işte bunları içeriyor diğer küresel hedefler. Ama bu niyetleri, bu sözleri ekolayan, dediğim gibi bunları tekrarlayan, bunları yankılandıran gibi sanki, dediğim gibi tekrarlamak, aynısını söylemek ifadeleri doğru. Biraz hızlı gittim. Eğer vurgularda bir problem varsa, eksik varsa takip edemediğin onları tekrarlayayım. Mustafa Can Çelik iyi akşamlar demiş. Teşekkür ediyorum. Ama ondan önce yukarıya tekrar çıkıyorum. Şimdi Azat hocam nasılsınız demiş. Şükür Allah'a sağ olasın. Azat sende ne var ne yok. Arda tamamdır demiş. Çok sağ olun. Ha, bu cümle eksik demiş. Bir dakika çevirmeyin. Tamam. Doğrusunu verirsin. Bir daha bakarız. Fatma Nur. Sıfırdan başladım. Videolarınıza da bu hafta başlıyorum. Yani kendi çevirdiklerimin üstünden, dediğiniz gibi üstünden geçeceğim videolara çoktan bakmalıydım. Ama çok eksik var. Her şeyde onları hallettim diyor. Yani gramer vesaire konularında gerçekten sıfırsanız, İngilizce cümle yapıları vesaire vesaire, o anlamda ayrıca onları çalışmanıza bir şey demem. Ama az buçuk İngilizceniz varsa, YDT, YDS, YÖKDİL gibi sınavları hedefliyorsanız benim videolarıma dalmanızı ben tavsiye ediyorum. Evet, Elif tekrar uzun olduğu için atlamışım diyor, sıkıntı yok. İngilizcenin adresi, merhaba, iyi akşamlar. Epeydir yoktun. Nasıl gidiyor hayat? HB teşekkürler demiş, eyvallah. Kamil Kalim, Kamil Kalim, hangisi doğru? İyi akşamlar hocam. Kelime defteri nasıl tutulur? Böyle tutup kaldırırsın. Aha böyle tutulur dermişim. Kötü espri. Kelimenin İngilizce anlamı formunu örnek cümle yazınca çok hacimli oluyor. Kelime defteri nasıl olmalı hocam? Birincisi, ben prensip olarak, kural olarak aslında ayrı bir kelime defteri tutmanızı çok tavsiye etmiyorum. Alışkanlık olarak her hoca, her öğrenci işte kelime defteri tutturuyor, tutuyor vesaire. Ben daha çok çalıştığınız kaynak üzerine yazmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü tekrar deftere bak, işte oraya bak falan git gelden ziyade hemen böyle örnek, misal işte YouTube'dan veya Thinkific'den benim bir kursumu seçtiniz. Onun ben PDF'sini veyahut da Word dosyasını paylaşmışım. Ondan zaten çıktı almanızı istiyorum sizden. Word dosyası paylaşmışsam mesela gerekirse satırların arasını açıp not alabileceğiniz şekilde vesaire istediğiniz hale getirip sonra çıktı aldınız. Kelime defterini gördüğünüz kelimeler o sayfa üzerine yazmanızı ben tavsiye ediyorum.
Birincisi bu. İkincisi, illa bir defter tutacaksanız örnek cümlelerle muhakkak yazın. Az veyahut da çok. Üçüncü bir olay da her gördüğünüz kelimeyi yazmayın. Sık karşılaştığınızı fark ettiğiniz ve öğrenemediğinizi fark ettiğiniz gün içerisinde tekrarlayabileceğiniz kelimeleri yazın. Okey? Ancak o şekilde tuttuğunuz defterin bir anlam olur, karşılığı olur. Yoksa habire sözlük yazıyormuş gibi sayfalarca dolduruyorsunuz. Kuru kuru, işte az önce achievement geçmişti. Nokta eşittir başarı. Evet doğru ama her zaman doğru değil. Başka yerde başka kelimelerin başka başka anlamları olabiliyor. Onları kuru kuru yazdığınız zaman, bağlamdan kopuk olduğu zaman beyin kabul etmiyor onları. Muhakkak surette bir bağlam içerisinde örnek cümlelerle, uzun kısa fark etmiyor. Görmeniz, yazmanız, öğrenmeniz gerekiyor. Ancak o şekilde olur. Dediğim gibi nihai anlamda beyninize, kafanıza yazmanız gerektiği için ayrı bir not defteri tutmanızı ben önermiyorum. Eğer öyle bir alışkanlığınız varsa yavaş yavaş sigara bırakır gibi, alkol bırakır gibi ondan bence kendinizi kurtarmaya bakın. Araç olarak da dediğim gibi o aldığınız çıktılar üzerine yazarsanız çok daha güzel olur. Nalan Erimerli, merhaba, iyi akşamlar. Sağ olasın Nalan, ne var ne yok. Kadir Berdibek, hocam yabancı haber kanallarını izliyorum, sözcükleri ayırt edebiliyorum ama birleştirmede problem oluyor. Çok hızlı geliyor bana. Çok normal. Yolculuğun hani ortasını geçmişsin demektir. Daha çok çok yolun var. Yani kelimeleri ayırt edebiliyor olman, yakalıyor olman birçok insanın önünde olduğunu gösteriyor. %80-90 Türk'ün veya işte İngilizce öğrenenin önündesin. Dünyada bile böyledir. Hızlı gelmesi çok normal. Hani YouTube'dan falan izliyorsan biliyorsun, yavaşlatabiliyorsun. 0.75'e yavaşlatabilirsin. Hocam ben zaten hani normali öğrenmek istiyorum. İşte yavaşlatırsam ne anlamı olur? Başlangıç için, kulak alışkanlığı oluncaya kadar. Sabredeceksin. Aynısını yapmaya devam edeceksin. Aylar yıllar içerisinde ancak olur. Yani 2 sene, 3 sene ver kendine. Okey? Bu işler yavaş yavaş olur ancak. Hızlı oluvermez yani. Mısra, kelime defteri tutmak bayağı güzel aslında ama eş anlamlarını yazınca bildiğin kompozisyon gibi gözüküyor demiş. Eş anlamlarını da ben çok yine gerekli görmüyorum bu arada. Veysel Er, selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam Veysel, hoş geldin. İngilizcenin adresi Kamil'e sormuş. Eğer düzeyiniz başlangıç değilse örnek cümle yazmak zorunda değilsiniz. Türkçe anlamı ve bir eş sinonim anlamını yazmanız yeterli demiş. Tekrar söylüyorum, ben başlangıç düzeyi için bile olsa basit basit cümlelerle öğrenmeyi daha doğru buluyorum. Ama her hocanın bir yoğurt yiyişi var. Mehmet Çelik, merhaba hocam, nasılsınız? Şükür Allah'a Mehmet, iyidir. Sende ne var ne yok? Bahattin Şölen, selamun aleyküm. Hocam iyi yayınlar. Epeydir yoktun sanki Bahattin, yanlış mıyım? Elif, evet cümleyi yazmış. Ha, ikinci end burada. Şimdi oldu bak. Az önce bir end daha var falan diye derken yanlış bağlamışım işte. Şimdi oldu. Az önce çevirirken şuradaki end'i bağlamaya çalıştım. Aslında şurada neredeydi o? Ha işte şu. Baş harfleri büyük ya. Ha şu end'i bulamamıştım. Okey. Şimdi yine bu bahsettiği, dediğim gibi söz vermeleri, niyetleri yankılayan, aynısını tekrarlayan diğer küresel hedefler içeriyor. İki şeyi. Bir, Dünya Eğitim Forumu isimli kurumun Dakar Eylem Çerçevesi ve The Emphasis in a World Fit for Children. Böyle bir kurum, kuruluş da varmış. Çocuklara uygun bir dünya da yapılan bir vurgu. Emphasis onunla kullanılır. Ne üzerine yapılan vurgu? Ensuring equal access. Erişimi sağlama konusuna vurgu. Şu dediğim gibi World Fit for Children, bu bir hatırlamıyorum, yıllar oldu bunu okuyalı ama muhtemelen şuradaki yazımdan dolayı bu bir, ne diyelim, belge gibi bir şey bu. İşte diyelim ki UNESCO'nun yazdığı, şöyle şöyle yapacağız diye paylaştığı bir belge bu. Burada eğitimi, pardon, eşit erişimi sağlama. Access to neye erişim? Temel eğitime. Ve işte in achievement in.
Şuradaki access to, to ile birlikte basic education'a bağlı, dilim dolaştı. Achievement in, bu da basic education'a bağlı. Yani buradaki access to'nun to'su havada kalır. Eğer basic education'a bağlayamazsanız. Dediğim gibi çok hızlı geçiyorum. Bazı şeyleri bildiğinizi kabul ederek. Yani iyi, kaliteli, buradaki of sahip anlamındadır. İyi kaliteye sahip temel eğitim. Me, erişim ve bu erişimdeki başarı. Yı, sağlama işte. Bu konuda şu bahsettiği A World Fit for Children, çocuklar için uygun bir dünya isimli işte belge neyse bu, buradaki vurgu. You içeriyor bu niyetleri yankılayan, tekrarlayan küresel hedefler. Dediğim gibi eğer takıldığım bir yer varsa yine detaylandırayım. Güzel. Mustafa Can Çelik, iyi akşamlar, sağ olasın. Pars Pars, iyi akşamlar, iyi yayınlar, sağ olasın. Çalışmalar nasıl gidiyor bakalım Pars Pars? Hakan Birdal, hocam geçen haftaki yayına katılamadım, görevliydim demiş. Aklım yayındaydı. Eyvallah Hakan. Ben de tam sanki birkaç yayındır yoktur diyecektim. Öncekinde de yoktun sanki, sadece geçen hafta değil. Yanlış mı hatırlıyorum? Veya bir şey yazmadan tabii. O da olabilir. İngilizcenin adresi iyiyim hocam, siz nasıl demiş. Şükür şükür Allah'ım, iyiceyim. Hakan, hocam sizin çalışmalarınıza iki hafta daha önce dahil oldum. Geçen hafta grameri bitirdim. Bu hafta söylediğiniz sırayla gramer, Nasrettin Hoca videoları, bonus dersleri devam etmekteyim. Çok güzel. Nasıl gidiyor? Eğlenceli değil mi? Özellikle Nasrettin Hoca. HB, ThinkFic'te çalışırken, konuşurken kullanabileceğim bazı cümle kalıplarını alıp içindeki kelimeleri değiştirip not ediyorum. Gayet güzel. Sonra konuşmaya çalışırken bu cümle kalıplarını kullanmaya çalışıyorum. Çok mazıra konuyorum. Hayır. Aklında gerektiğinde hatırlayabildiğin ne varsa hepsi doğru iş yapıyorsun demektir. Zaten malum bu gerek müzik anlamında gerek sanat, resim anlamında hocalar, işte ustalar taklit edilir değil mi? İngilizce bir söz vardı zaten. En iyi ne diyelim iltifat taklittir diye. Hiç hani hazıra konma dersen o zaman sözlüğe de bakmamak lazım. Gayet güzel, hiç sıkıntı yok. Bahattin geçen hafta katılamadım diyor. Elif, kusura bakmayın çok yok yere uğraştım, sıkıntı yok. Efendim. Samet Yücel, hocam İngilizce seviyem normal. Normal. Cult of Clean'e geldim. Bu metni okurken ciddi çevirmemize gerek var mıdır? Eğer ne diyelim, çok yüksek seviyeli bir puan hedeflemiyorsanız Cult of Clean'i tamamen atlayabilirsiniz. Seviyen normal, kendine de biraz zaman verdiysen ileride belli bir ilerleme kaydettikten sonra tekrar dönüp Cult of Clean'i bence elden geçirmen daha doğru olur. Onu belki aslında yerini değiştirip en sona atsam çok akıllıca iş olurdu. Ama vakti zamanda Cult of Clean isimli makaleyi, ki biliyorsunuz 20-30 ders yapıyor neredeyse, bir ay işlemişiz neredeyse. Hani sıralamada hiç yerini değiştirmediğim için hata yaptım belki de, ama öte yandan da hani ne diyelim, herkesin aklı fikri var. Çok aşırı zorluyorsa atlayabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Kamil, hoca, doğru telaffuz ettiniz hocam. Kamil Kalim dediğiniz gibi yapacağım demiş. Güzel. Birkaç denemem oldu kelime defteri tutmak için ama tutamadım. Dediğiniz çok doğru. Dönüp dönüp bakarken çok zaman kaybı oluyor. Yani bakabildiğiniz sürece aslında ben onu zaman kaybı görmem. İngilizce ile uğraşmak için yaptığınız her şey kabul. Her şeyin size faydası olacak. Elbette daha doğrusu, daha güzeli vesaire vesaire, onların hepsi var, kabul. Ama İngilizce ile uğraşın da nasıl uğraşınız uğraşın, en doğrusu, en güzeli, en iyisi falan derken genellikle biz bir şeylerle uğraşmıyoruz. Hep topu taça atıyoruz. Ya işte en iyi hocayı bulsam var ya, en iyi metodu bulsam var ya, bak sen görürsün beni, bak nasıl öğreneceğim ben bu İngilizceyi diye diye aslında topu taça atarız hep. O yüzden en iyisi, en güzeli falan demeden onu da yap, bunu da yap, hangisinden verim alıyorsan ona devam edersin. Verim alamadığını gördüğün zaman bırakırsın, başka bir şey denersin. Zaten aslında en zor elde edilen, başarılan şeylerden bir tanesi insanın kendi öğrenme şeklini keşfetmesidir. Hem bu eğitim hayatı açısından, hem iş hayatı açısından, hem İngilizce açısından doğru bence. Zaman zaman söylüyorum mesela. Almanya'da bir 7 ay kadar Almanca kursu almıştım İngiltere'den döndükten sonra. Yani ayıptır söylemesi, çok hızlı, çok güzel öğreniyordum. Hatta Almanca hocası, genç bir bayan arkadaş, şaşırıyordu. Ya nasıl bu kadar kolay öğreniyorsun bu işi? Yani sen çok mu yatkınsın vesaire?
Oysa ki benim dile yatkınlığım falan gibi bir şey yok. Yine çok sık söyledim. Lisede ben İngilizceden kalmıştım yani. Yüksek lisansı çok yüksek, hatta takdire yakın bir puanım toplamda varken İngilizce yüzüne kaçırmıştım. Üniversite son sınıfa kadar benim İngilizcem hani 100 üzerine 50 gerekiyorsa geçmek için 50 puan alıyordum ben. O kadar becerebiliyordum yani. Ama insan nasıl çalışacağını öğrenirse, nasıl yapınca yabancı dil öğreneceğini işte keşfederse, fark ederse, ona göre de uygun şekilde çalışırsa, gereken saygıyı gösterip, gereken yoğunlukta doğru şekilde vesaire çalışırsa çok çabuk öğreniyorsunuz. Yine hani geçen seneden takip edenler biliyorlar, herhalde 2 sene de olmuştur. Eşim çok istediği için ben eşime sürpriz olsun diye kaçak kaçak Fransızca öğrenmeye başlamıştım. Özellikle cep telefonundan, uygulamalar vesaire üzerinden. Sonra bir gün yakalandı. Ya dedi, içeriden böyle işte tuhaf sesler geliyor, yabancı dil, hani televizyon da açık değil falan. İşte o zaman temize çıkmak zorunda kalmıştım. Tabii sonra esprisi kaçınca efendim bıraktım da çalışmayı. Çok hızlı öğreniyordum mesela. 2-2,5 ay içerisinde bayağı 2000-3000 kelime öğrenmiştim yani. 50-55 yaşında bir insan olarak. Velhasıl kelam, onu da deneyin, bunu da deneyin, onu da yapın, bunu da yapın. Bu işin çok uzun bir süreç olduğunu her zaman tekrarlıyorum. Önünüzde diyelim ki 4 aylık, 6 aylık bir sınav serüveni vardır. Ona bir şey demem. Onun için yapabildiğiniz kadar yoğunlaşın. Ama yaşınız, %95'inizin yaşı benden gençtir. 40'ın altındadır büyük ihtimalle. Yani öğrencilerim içerisinde 60 yaş olan da var. 40 yaşlarında çok olanlar da var. Ama ortalama olarak işte lise öğrencilerini bir tarafa ayırırsak genellikle 30 yaş altı oluyor. 35 yaş altı oluyor. Bu da demektir ki önünüzde daha 5 sene var. Bilhassa 30 altındaysa önünüzde en az 5 seneniz var demektir İngilizce öğrenmek için. Kendinizi kasmadan yavaş yavaş günde yarım saat çalışarak 2 senede muazzam seviye alırsınız. 3 senede çok çok üst seviyede İngilizce öğrenirsiniz. Ama ben 3 ay çalışayım, 6 ay çalışayım, ondan sonra halledersem hallettim, halledemezsem ben bu işi işte yapamıyorum demektir. Yoruldum, pes ettim, küstüm, ben bırakıyorum derseniz döner döner aynı işle uğraşır durursunuz. Evet, her neyse, bu ayrı bir konu. Nalan, teşekkürler hocam. Sınavlar hazırlık sürecinde motivasyon demiş. Güzel. Bahattin hocam, İngilizcesi orta seviye olan bir insanın temel gramer artı 1500-2000 kelime falan. O ortalama orta seviye sayılmaz bence. Akademik seviyede metinleri sözlük yardımıyla tek başına anlar hale gelmesi ne kadar zaman alır? Bu tür böyle ne kadar zaman alır sorularına doğrudan net bir cevap verebilmem mümkün değil benim. Sizi birey olarak tanımam lazım. Okey. O yüzden az önce söylediğim şeyi yine düşün. Hani o akademik seviyede metinler, mesela onların da kendi içerisinde seviye farkı var. Efendim, ne kadar anlamaktan kastın ne? Sözlük yardımı ne kadar? Bunların hepsi bence hani oynak hedefler olduğu için ve kişiye de bağlı olduğu için net bir şey söylemek çok zor. Yani çok iyi, çok sıkı bir çalışmayla 6 ayda da o seviyeye gelebilirsin. 2 senelik bir serüvende de hiçbir yere gelemeyebilirsin de. Yine dediğim gibi hani bu tür işte ben şunu hedefliyorum, ne kadar zaman alır, ne kadar çalışmam lazım, ne yapmam lazım gibi şeylerden ziyade hani ne yapmam lazım önemli de. Yola çıkın, çalışmaya başlayın. Az önce söylediğim gibi öğrenmeyi öğrenin. Sistem oturtturun, disiplin sağlayın. Yeterli şekilde gereken saygıyı dediğim gibi göstererek o sürece, İngilizceye, hele bir çalışın. Çalışmaya odaklanın, güne odaklanın sadece. Bugün ne yapabiliyorsun İngilizce adına, ona odaklanın. Sonuca, hedefe odaklanmayın, sürece odaklanın. Ondan sonra ne zaman olursa olsun. Yani üniversitedeyken mesela bundan diyelim ki 5 sene önce o işe başlamış olsaydınız çoktan halletmiş olurdunuz. Şimdi başlamazsanız 5 sene sonra keşke hocayı dinleseydim dersiniz. Hep öyle oluyor çünkü. O yüzden de ne kadar zaman alır, ne kadar çalışmam lazımdan ziyade işte size kaynak, Mesut Hoca'nın videoları. Videoları baştan sona 2 defa tekrarlayın. İstediğiniz seviyede İngilizce size garanti. O kadar. Yani başka bir şey yapmanıza gerek yok. Ne kadar sürede bitirebilirseniz bakın. Thinkific'te 800'den fazla video var. 1-1,5 ay sonra bir 100-150 video daha ekleyeceğim. Önümüzdeki aylar içerisinde bir o kadar daha Ağustos gibi videolar eklenecek. 800 tane video, 1000 tane olduğunu kabul edin. Veya nasıl yapalım? 900 tane video olduğunu kabul edelim. Günde 3 tane video izlemeniz lazım bir senede bitmesi için.
3 tane video demek, özellikle benim istediğim şekilde böyle üçlü dikiş yöntemiyle çalışacak olursanız günde 5-6 saat demek. Minimum o da. Eğer günde bir video izleyebilirseniz 3 yıl demek. O kadar çok şu anda video var. Ve her videoda her anlattığım yapıyı, her gösterdiğim kelimeyi, her kuralı zaten öğrenmeyeceksiniz. İkinci tekrar şart. Okey. Yani günde 5-6 saat çalışarak minimum bence 2 senelik çalışma için gerekli olan videolar şu anda var. Onu yaparsanız yani bu işin hocası olursunuz. Üniversite hocalarından çok daha iyi seviyede, İngilizce hocaların çok daha üstünde İngilizce bilginiz olur. Pars pars. Hocam bu hafta turşu ve reçele ağırlık verdim demiş. Enflasyonla savaştım. Hadi bakalım. Mevsiminde meyve sebzeleri değerlendirdim demiş. Sen mi bahsetmiştin yoksa geçen başka birisi mi bahsetti? Öyle şeylerden seviyorum, yapıyorum, yapacağım diye. Elif Şekerci, hocam size geçen hafta bir öğrenci buldum demiştim. Sizin deyiminizle bir kurban. Bu yüzden kendim çevirmeye çalışınca bir türlü tam oturtamadığım bir cümleydi. Ama sen çok büyük bir lokmayı ısırmaya kalkmışsın. Sanırım şunu anlıyorum. Tamamen şu 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 şekline çeviremeyebiliriz. Yani yuvarlamakta bir yanlışlık olmaz. Yuvarlamanızı ben istiyorum zaten. Kesinlikle. Yuvarlamak, yorum yapmak son derece önemli. Türkiye'de üzerine durulmayan İngilizcenin önündeki en büyük engellerden bir tanesi. Yorum yapmaktan kaçınıyorsunuz. Aklınıza gelen, ağzınıza kadar gelen doğru cevabı yutuyorsunuz. Sınav korkusuyla hoca işte otur sıfır verecek diye, arkadaşlarınıza rezil olacaksınız diye. Speaking için de bu geçerli. Kesinlikle yuvarla. Yalan yanlış olsun yuvarla. Yavaş yavaş zaman içerisinde doğruyu oturtursun. Cemil Uzun. Merhabalar hocam, iyi yayınlar. Vay, ne haber Cemil? Epeydir. Yok, geçen katılmıştın sanki değil mi? Ne haber? Hakan Birdal. 2 hafta önce tanıştık. Yalnızca geçen hafta yoktum. Hocam. Tamam. Dediğiniz gibi keyifli ve verimli geçiyor. Günde 55-60 kelime bandında ezber yapıyorum. Bu sayı yeterli midir? Yani muazzam. Muazzam. Yeterliyi bırak. Üstüne çıkmalı mıyım? Yani elbette üstü için sınır yok. Çıkabiliyorsan çık. Yani 55-60 çok 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 güzel bir rakam. Nazar değmesin. Nalan Erimerli. Sınavlara hazırlık sürecinde motivasyon nasıl yüksek tutulmalı demiş. Geçen aslında yayınlarda dile getirmeye başladım. Son 3-5 senedir o kanaate vardığım için motivasyon gibi ifadeler herkes için geçerli, benim için de sizin için de, ama bir taraftan da böyle suçu motivasyona atmak gibi, suçtan kurtulmaya çalışmak gibi bir şey. Topu taça atıyorsunuz. Ya motivasyonum olsa var ya, bak nasıl söyleyeceğim, az önce söylemiştim ya. O yüzden böyle motivasyon vardı yoktu falan demeden, hani böyle dışarıdan birisi sopayla, kamçıyla sizi çalıştırıyormuş gibi, askerdeymişsiniz gibi kendinizi zorlayacak şekilde bir şey bulabilmemiz gerekiyor. Bu kolay değil. Dünyadaki bütün kişisel gelişim aslında endüstrisi bunun üzerinde dönüyor. Bunu çok iyi biliyorum. İşte nefis dediğimiz şey bunun için var. Nefis şeytan bunun için var. Ama hani bahsettiğin şekilde motivasyonu yüksek tutmanın böyle bir düğme gibi basınca hemen motivasyon gelecek falan gibi bir şey bulabilmiş olsam yine çok çok zengin olurdum. Yani öyle bir şey yok maalesef. Ama bu İngilizceyi hemen kısa yoldan öğretiverecek bir şey bulsam dolar milyarderi olurum diye çok sık söylüyorum ya. Aslında motivasyon anlamında aynı şey yine geçerli. Hani biliyorsunuz insanın günü gününü tutmuyor, saati saatini tutmuyor. Bazen çok keyifli oluyorsunuz, bazen şunu yapacağım, bunu yapacağım diyorsunuz. 2 hafta sonra piliniz bitiyor, efendim gazınız bitiyor. Ama benim de ısrarla üzerine durduğum şey bu aslında. Devamlık, sürekliliğini sağladığınız sürece 2 gün düştünüz, 2 gün çalışamadınız, 1 hafta ara verdiniz. Buna hiç önemli değil. O yüzden az önce sürece odaklanın dedim size. Yani sürekli 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 uğraşabildiğiniz sürece aslında motivasyona çok fazla ihtiyacınız olmuyor. Yani böyle en iyiyi hedeflemeyin. İyiden oluyorsunuz. İlla şunu yapacağım diye kendinize muhakkak bir gerçekleştirilmesi gereken hedef koymayın. Azıcık bir şey yaptığınız zaman bile kendinizi kötü hissediyorsunuz. O yüzden onlara hiç bakmayın. Yani bir videoyu açıp sadece izleme şeklinde bir şey bile kabul. Okey? Açtın mesela, hiç canın istemiyor ama videoyu açtın, bir 5-10 dakika sabrettin, arkası gelecektir aslında. Yani mesela İngilizce çalışmak adına, YDS hazırlanmak adına sadece Mesut Hoca'nın bir videosunu açıp 10 dakika izlemek bile yeterli olarak görün. Öyle başlayın bu işe. Arkası muhakkak gelecek. Okey? Gerisi hoca olarak
sizi keyifli hale getirmesi benden. Ha bir metin çok aşırı kastı, çok yordu. Geç onu. Bir Nasrettin Hoca fıkrası aç mesela. O şekilde. Yani birazcık böyle ne diyelim? Duvarın etrafından dolaşmak lazım. Yani her kayayı illa tırmanmak zorunda değilsin. Okey. Elif, şekerci. Şu an küçük bir bebüşten dolayı oldukça yavaş ama hakkını vererek çalışarak ilerliyorum. Çok güzel. Bebüş de Allah sağlıklı büyütsün inşallah. Ömrü uzun olsun. Hızım ne zaman artmaya başlar? Kaç sayfadan sonra? Çok merak ediyorum diyor. Ya merak güzeldir. Ama işte o ne zaman sorusunun cevabı yok. O süreç yine belirleyecek onu. Yani ne kadar çabuk adapte oluyorsun, ne kadar çabuk öğreniyorsun, ne kadar düzenli çalışabiliyorsun, ne kadar verim alabiliyorsun. Bunların hepsi o hızını belirleyecek şeyler. Kişiden kişiye de değişiyor bu. Sadece yeter ki başlayın ve bırakmayın. İşin sırrı bu. Cemil Uzun, hocam İngilizce klasik okumaya çalışıyorum. Oo, hadi bakalım. İşin garip yanı bir nevi bir evi nokta koymadan yarım sayfa niteliyor. Ve normal akademik İngilizce alakası yok. Alıştım. Biraz zamanla bir öneriniz var mıdır hocam? Yok, zaten yapman gerekeni yapmışsın. Alışıncaya kadar sabredeceksin. Her alanın aslında kendine göre incelikleri var. Edebiyat dediğimiz zaman Türkçe'de bile normal Türkçenin ötesinde edebi konular çıktığında işin içerisinde böyle teşbihler, mecazlar vesaire vesaire girdiği zaman hele hele divan edebiyatı falan gibi şeyler olduğunda bir ustasına soruyorsun, değil mi? Aynı şey bunun içine geçer. Yani edebiyat ve hele klasik dediğin edebiyat olduğu zaman bir de işin içerisinde böyle Shakespeare'ler falan olduğunda zaten işte İngiliz dili edebiyatını İngiltere'de, Amerika'da okuyanların tırstığı şeyler, konular yani onlar. Ben bile okumuyorum dermişim mesela. Hakikaten de okumuyorum bu arada. Ben de onlara yani yiğitleşecek olsam, girişecek olsam ben de araştıracağım, okuyacağım. Misal işte diyelim ki Yunan mitolojisinden bahsediyorum mesela. Efendim kimdi bu sürekli böyle bir kayayı tepeden yukarıya taşıyıp yukarıya vardığında aşağıya düşmesiyle mahkum edilen bir Yunan karakter var mesela. Bilmem kimin The Struggle of her neyse. Yani o şahsın o ismin arkasındaki mesela kültürü öğrenmen gerekiyor falan gibi şeyler. Önerim yaptığın şeyi yapmaya devam et. Gayet güzel. Veysel Er, metin derslerinizi ikinci tur bitirdim. Üçüncü dikiş artı başkasına da okudum. Abo, nasıl oldu sonuç? Nalan Erimerli, her şey insanın kendisinde ve çalışmasında demiş. Kesinlikle öyle. İşin vardığı son nokta o. Veysel, YDS metinlerini anlıyorum ama hızlı değilim. Sorular yetiştiremiyorum. Süresi içerisinde diyor. Sıkıntı nerede diyorsun, öyle mi? Yaptığını yine yapmaya devam et diyeceğim sana. Yani herkesin işte sürekli söylüyor mu? Yolculuğu farklı. Belki üçlü dikişi azaltıp sistemden, kafandan, bünyenden videoları daha hızlı geçirmeye çalış biraz daha. O başkasına anlatma olayını biraz daha fazla tekrarla belki. Onu da hızlı yap ama. Tabii onları nasıl yaptığını görmem lazım. Yine nerede takıldığını tam olarak bilebilmek için. O yüzden az önce durakladım. Tam olarak ne söylesem doğru olur diye. Mesela kelimeleri ne kadar öğrenebildin, ezberleyebildin? Cümle içerisinde hangi kelimeye hangi anlamı ne kadar doğru verebiliyorsun? Bunlar çok önemli şeyler. Bunları ancak doğru ve hızlı yapabilirsen sorulara yansıyor. Yine hani YDS sınavlarını bilhassa, YDT'de o sepete girdi şimdi. İngilizce kelime ve cümlelerle sorulan Türkçe sınavlar gibi düşünün diyorum hep. Baya bir ALES'miş gibi, bir üniversite giriş sınavıymış gibi. İngilizce kelime ve cümlelerle sorulan Türkçe sınavlar kadar iyi anlamanız gerekiyor. O kadar hatasız, o kadar hızlı anlamanız gerekiyor ki işte sınavda süreyi yetiştirebilin, doğru cevaplayabilin vesaire. İşiniz o kadar zor yani. Sınavlar böyle olduğu için. Başka tarz sınav olsaydı ona göre de başka şey söyleyecektik. Peki son 10 dakika gençler. Daha fazla uzatmayalım. Bitirmemiz gerekiyor. Elif, hocam ikinci çeviri cümlesini sorabilir miyim diyor. Bir haftaya kalsın olur mu Elif?
Cemil çok sağ olun. Can hocam demiş. Işık oldu cümleleriniz. Teşekkürler. Eyvallah. Işık oldu gibi ifadeler edebi ifadeler. Demek ki edebiyatçılık var sende. Güzel. Böyle tam da sorulan soruların, yorumların sonuna gelmişim. Burada ben bitireyim. Olur mu arkadaşlar? Çünkü bundan sonra da işlerim var diyeyim. Normalde 1-1,5 saat uzatıyorum. Peki. Ben dediğim gibi yine zengin kalkışı yapıyorum. Küt diye bitiriyorum. Kendinize iyi